Müzeye dönüştürülme kararı alınan Diyarbakır Cezaevi'nde hazırlıklar başladı. Çalışmaya yerleşkenin etrafında devam ediliyor şimdilerde. Buradaki koruma blokları da kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek bölgeden son gelişmeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde müze müjdesi verdiği E-tipi kapalı cezaevinin içerisinde ve dışarısında hummalı çalışmalar devam ediyor. Kameraman arkadaşım Gıyasettin Tetik'le birlikte biz şimdi cezaevinin dışarısında etrafı beton bloklarla çevrilen alandayız. Çalışmalar dün geceden beri devam ediyor. Tabi cezaevinin etrafı yaklaşık 1,5 kilometrelik alandan oluşuyor diyebiliriz. 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde her biri 7 tonluk beton bloklar kaldırılmaya başlandı. Burada cadde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı tabii bu çevrede. Cezaevinin yapımı 1972 yılında başlanmıştı. 4 Temmuz 1980'de E-tipi cezaevi olarak da hizmete girdi. 50 bin metrekareye inşa edilen cezaevi 12 Eylül darbesinden sonra işkencelerle ön plana çıkmıştı. 2015 ve 2016 yılları arasında kentte meydana gelen terör olaylarında el yapımı patlayıcılara karşı yaklaşık 1,5 kilometrelik uzunluğunda her biri 2 metre genişliğinde 3 metre uzunluğundaki 7 tonluk bloklar etrafını kapatmıştı saldırılara karşı. Müze kararının ardından geçtiğimiz günlerde tabelası kaldırılan cezaevinde bu kez bloklar kaldırılmaya başlandı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye gelen vinçler 7 tonluk beton blokları kaldırıp tırlara yükleyip bölgeden uzaklaştırıyor diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım.